2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Yeni yıl hazırlıkları için alışverişe çıkan vatandaşlar yeni eğitim yılına güvenlik tedbirlerinin biraz daha artırılmasını bekliyor. Veliler en çok da çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ile öğrenci servislerinin sürekli denetim altında tutulması gerektiğini söylediler. Şu anda okullarımızda çocuklarımız kayıt yaptırırken çocuklarımızda bir spor dalı bir de meslek dalı olarak kayıt yaptırmalarını isterim ilk başta. Arkasından çocuklarımızın bu servislerde giriş gelişlerindeki şoförleri, onun içindeki idarecilerinin çok iyi olmaları lazım. Öğrenci servislerinin şoförlerinin güzel bir eğitimden geçmesi lazım. Çünkü yollarda yarış yapıyorlar resmen. İçinde çocuk taşıdıklarını unutuyorlar bazen. Okul etraflarında seyahat satıcıların özellikle böyle uyuşturucu falan vardır ama bizim Elbistan'da var mı onu bilmiyorum. Onlardan uzak durması için güvenlik tedbirlerinin alınması lazım. Bu konuda da okul idaresinin daha dikkatli olması lazım. Ve okul sınıflarının böyle tıkış tıkış olmaması lazım. Herkes kendi bölgesinde okula gitmesi lazım. Öncelikle öğrencilerin okul çevresindeki diğer yabancı kişiler tarafından yani tehlikeli madde, yanlış uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıkların bulundurmamalarına rağmen tedbir alınması gerekiyor. Sonrasında öğrencilerin okul dışarı çıkılmasına yani serbest bırakılmayacak ders saati boyunca okul içerisinde ve ders bittikten sonra okul dışarısına servislerle evlere bırakılması gerekiyor. Eğitim camiası da olarak malum yani bütün evrensel ve dünya çapındaki başarı seviyesimizi göz önünde bulundurarak ona göre bir takım tedbirler alarak eğitim seviyemizi dünyayla yarışabilir bir hale getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Velilerin de tabii bu eğitim camiasının üçüncü saç ayağı olarak veliler de öğretmenler kadar bu işin içerisinde olması gerekiyor. Öğrencilerini günübirlik takip ederek, öğrencilerin ilerlemesini ve eksik noktalarını gidererek eğitim öğretim seviyesini daha da yükseklere çıkarması gerekiyor. Yani eğitimciler kadar velilere de çok büyük bir görev düşüyor. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılında sorun yaşanmaması ve öğrencilerin güvenliğini sağlanması için Elbistan'da Kaymakam Tuncay Akkoy'un başkanlığında güvenlik ve eğitim toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya eğitim camiasının yanı sıra emniyet, jandarma temsilcileri ve muhtarlar ile öğrenci taşıma kooperatiflerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda eğitim kalitesinin artırılması, okul ve öğrenci güvenliği ile öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, öğrenci servislerinin denetlenmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Aksu Haber açıklama yapan Kaymakam Akkoy'un, yeni eğitim öğretim yılında alınması gereken tedbirleri görüştüklerini belirtti. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başlamadan, yılı başlamadan alınması gereken tedbirler görüşüldü. Özellikle okul güvenliği, öğrenci güvenliği. Bu anlamda öğrencilerimizin huzurlu bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri. Yine okul içerisi ve okul dışındaki güvenlik tedbirleri. Bağımlılık yapan maddelerle mücadele anlamında çocuklarımızın bu anlamda korunması ile ilgili tedbirler. Yoğun bir katılım vardı. Burada özellikle alınması gereken tedbirleri ilettik. Yine eğitimle ilgili katkı sunmak isteyen arkadaşlarımız gündem maddeleri çerçevesinde katkılarını sundular. Akkoy'un konuşmasını şöyle sürdürdü. Öğrenci servis araçları ile ilgili zaten mevzuatımız var. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu resmi taşıma dışında özel servisler var. Burada Elbistan'ımızda inşallah kolluk kuvvetlerimiz marifetiyle de trafik ekiplerimiz marifetiyle ve okul müdürlerimiz de bu işin içine dahil ettik. Tedbirler en üst düzeyde alınacak. Kesinlikle en küçük bir aksaklığa veya bu anlamda ifade ettiğiniz soruna sebebiyet verecek bir eksikliğe müsaade etmeyeceğiz.